şampiyonluk da bu maçtan geçiyor abi. Lig şampiyonluğundan daha önemli Fener'in Galatasaray veya Galatasaray Fener'i yenmesi. Sokak arasındaki çocuklara forma giyindirsen Galatasaray, Fenerbahçe izlenilir. Her şey olabilir bu maçta. Hakemler de kötü. Hı-hı. Kötü maç yönetiyorlar. İyi olan bir şey var. Bu maçın kendisi. Çok adı. İyi. Şahane. İstatistik çok önemli ama her şey değil. Eğer istatistiği doğru kullanmazsan ortalama derinliği 1 metre olan gölün en derin yerinde boğulursun. Beşiktaş'taki son dönemlerdeki bu iletişim sorununa ne diyeceğiz abi ya? Beşiktaş'a küsemezsin. Küsemezsin. Ağızda güzel ama uygulamada şu an Rıza Hoca'nın gönderilme şekli Süleyman Seba yönetimine uyuyor mu? Ben masumum diyen en büyük suçludur. Evet abi. Offside'i bozan ilk el kaldırandır abi. Hayır offside yok. Sen bozdun. Sen. Bunu çok yaşadın. Tamam, belli. Değil mi abi? Hayır hocam offside. Ulan sen bozdun. Efendim merhaba. Derbinin sunduğu Natspor gazete başladı. Birinci sayfada derbi var Nihat. Tabii ki. Türkiye'nin El Clasico'su. Beğendin mi başlığı? Güzel abi. Güzel mi? Peki. Ama tabii şeyi hatırlatıyor. Barcelona Real Madrid maçı. Real Madrid Barcelona El Clasico. Yani dünya üzerinde onu hatırlatıyor. Şimdi sezon başı biliyorsun abi bu iki takımın ne zaman oynayacağı belli olduğunda bile beklenilen bir maç. Ama bu sene olay daha da başka ya. Neden başka bu sene olay? Abi çünkü tarihlerinin en iyi sezon başlangıçlarını yaptılar. İkisi de aynı puanda. 16 maç oynadılar. Sadece bir mağlubiyetleri var, bir beraberliği var. Baktığında Fenerbahçe daha çok gol atmış. 44 gol atıp 14 gol yemiş. Galatasaray'da 32 gol atıp 9 gol yemiş. Hani Galatasaray daha az yiyen tarafta, Fenerbahçe daha çok atan tarafta. Aynı puandalar, ligin ilk iki sırasındalar. Avarajla Fenerbahçe lider ve aralarında oynayacağı maçlarda bu sene büyük ihtimal şampiyonluğu belirleyecek gibi gözüküyor. Bir bugüne kadarki performansları. Niye bu seneki özel diye soruyorsun. Evet. Yok. Sormam sana. Haddim değil ama işi açtığımızda. Bunları anlat diyorsun. Evet. Her zaman tabii ki özel, beklenilen halı sahada oynasalar. Sokak arasındaki çocuklara forma giyindirsen Galatasaray, Fenerbahçe yani izlenilir. Doğru. Öyle bir derbi ama bu sene üzerine de ekstra abi. Şu ana kadar inanılmaz geldiler. İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bir Kopenhag maçını kazansa çıkacaktı. İnanılmaz bir başarı olacaktı. Ama UEFA'da yoluna devam ediyor. Hedefi UEFA Kupası'nı kazanma koymuş. Diğer tarafta Fenerbahçe Konferans Ligi'nde lider çıktı. Kupayı alırız diyor. İki hoca iddialı. Kadrolara bakıyorum, kadro derinlikleri, bireysel anlamda, takım halinde neler sunabileceklerini düşündüğümüzde çok güzel bir maç olmasını bekliyorum. Hani bazen oynarlar, maç kilitlenir, 0-0 pozisyon olmaz. Hani öyle olması için bir mucize olması lazım. Çünkü iki takımın oyuncularına bakıyorum yani hepsinin gol atma ihtimali var. Her an maçı değiştirebilecek oyuncular. Ben maçı rahat izleyeceğim. Bir futbol sever olarak keyifle oturacağım rahat rahat böyle abi. Kahvemi alacağım, maç sonu, maç önü yayınıma hazırlanacağım. İnşallah keyifli de bir futbol izleyeceğim. Ama sevgili Fenerbahçe taraftarlar, sizlere sabırlar diliyorum. Sevgili Galatasaray taraftarlar, sizlere sabırlar diliyorum. Maç esnasında nabızlar 200 olacak. Yeri gelecek 100 olacak. Sahanın içindeki skora göre. Beklentileri karşılayan taraf daha rahat izleyecek. Ama iki takım taraftarlarına şimdiden sabır diliyorum. Şeyi yüksek bir maç abi. Nabız yüksek, yüksek yani. Ama kolay değil. Ben iki takım taraftarına da iyi eğlenceler diliyorum. Yani çok eğlenceli bir şey. Her şeyiyle. Ben eğleneceğim. Onlar da eğlensin. Herkes eğlensin maçı. Ama dediğin doğru tabii. Evet, çok doğru. Yükselecek. O yükselmeler de işin futbolun eğlenceli tarafı zaten. Hani onlar kötülüğe dönüşmesin yeter. Ama iyi, eğlenceli bir maç olur inşallah. Dediğin gibi böyle gider gelir. Bol gol olur vesaire ki bunların hepsinin olma ihtimali yani nasıl bir maç olur? Her türlü maç olabilir bu maç. Evet. Her şey olabilir bu maçta. Dolayısıyla şöyle bir maç olur diye birisi bir şey söylerse ben ona inanmayacağım. Çünkü bu maçta her şey olabilir. Her şey türlü olabilir. Oyun olabilir. Dikkat ediyorsa çok şu iyi ana kadar iki tane takım karşı karşıya gelecek. Evet. Şu ana kadar hakemin konuşulmadığı, sadece futbolun konuşulduğu klişe cümleyi kurmadım. Kurmayacağım abi. Hakem konuşacağız çünkü.
Kim kazanırsa kazansın, kim kaybederse kaybeder. Berabere biterse de. Berabere de kalsa da ayağına bastı görmedi, offside mi değil mi, gol attı değil mi, var niye girmedi falan konuşacağız. Çünkü ben bu konuyu kapattım, bu ülkede hakem konuşacağız. Nihat, bir şey söyleyeyim mi sana? Eğer biz, daha önce de söyledim, bir kez daha tekrar ediyorum, çok da uzatmayacağım. Eğer biz Türk futbolunun en büyük probleminin hakem problemi olduğunu düşünüyorsak, hakem problemini de çözemeyiz. Çözemiyoruz zaten. Tamam. Ve hakem probleminin çözümü, bu ülkede bu futbolun paydaşları var ya, hiçbirinin işine gelmiyor. Çünkü gerçek problemleri halının altına süpürecek bir alan lazım. O da en kolayı, en güzeli, en verimlisi, en etkilisi hakem. Doğru. Onun yerine başka bir şey koyabilirlerse hakem problemi çözülür. Evet. Ama gerçekten hakem problemi çözülür mü? Hayır. Zaten kimsenin umrunda olan da gerçekten sorunu çözmek değil. Evet. Bunu diyoruz diye de hakemlerin performansını savunmuyoruz arkadaşlar. Hakemler de kötü. Hı-hı. Kötü maç yönetiyorlar. Gerçekten yani. Evet ama iyi olan bir şey var. Bu maçın kendisi. Çok adı iyi. Şahane. İşte kralların düellosu, Türkiye'nin el klasikosu vesaire. Hani hakikaten gazeteyi yaparken de bu tür durumlarda gazeteci arkadaşlar çok büyük keyif alırlar. Kesinlikle. Hepimiz bunu konuşurken tabii. Maç öncesi büyük keyif alırız. İşte Kadıköy'deki dev derbide taraftarın gözü Fenerbahçe'yi sırtlayan Zeko ile Galatasaray'ı taşıyan Icardi de olacak. Çok normal. Değil mi? Çok normal. Icardi bu maça biraz beklenti altında formsuz geliyor. Ama Icardi bu maça 50 maç 50 golle de gelse, 50 maçta bir golle de gelse Icardi ismi her zaman bir tehdittir. Diğer tarafta Dzeko bir hafif sakatlığı var. Bu maçta oynama ihtimali yükseldi. Fenerbahçe tarafta olarak çok mutlu, çok şey bekliyor. Ki sahanın içinde beklenti üstünde cevap veren bir Dzeko izliyorum ben bu sene. Çünkü bir forvet oyuncusundan ne beklersin abi? Gol atmasını atıyor. Asist yapmasını yapıyor. Defans beklersin yapıyor. Liderlik beklersin liderliğini de yapıyor. Arkadaşlarına da olağanüstü bir performans koyuyor ortaya. Top tutuyor. Arkadaşların performansını arttırıyor. Yapılabilecek her şeyi yapıyor. Maç önüne kadar. Sonra düdük çalacak. Bakalım Dzeko bunları alıp bu maçta yansıtabilecek mi? Icardi çok formda değil ama bu maçta derbileri seven Icardi, buralarda ekstra motive olan, taraftarın gözündeki değerini bence bu derbilerde yükselten Icardi o motivasyonla sahaya çıkacak. Çok merak konusu. Bir de aralarında da rekabet var. Hem tabii ki ikisi de maçı kazanmak ister. Arkadaşlarımla gol atsın düşünür ama gol krallığı yarışı da var. Doğru. Hem şampiyonluk hem de içeriden bir gol kralı çıkarmak bazen önemli amaçlar. Tret yoksa Fener zorlanıyor. Gerçekten de öyle. Yani doğru. İstatistikler öyle söylüyor. İstatistikler çok önemli bir şeydir doğru kullandığın zaman. Bizim Hasan Gören vardır, istatistikçi arkadaşımız. Onun bir lafı vardır. Eğer istatistiği doğru kullanmazsan ortalama derinliği 1 metre olan gölün en derin yerinde boğulursun. Doğru. Çünkü orada ne abi? Bir şeyi bilirsin, önlem alırsın. İyi evet. Yanlarını yansıtmak için oralara konsantre olursun. Ve doğru kullanman evet. Lazım rakamları. Ama buradaki istatistik bence çok önemli. Fred olmadığı zaman Fenerbahçe zorlanıyor gerçekten. İstatistik çok önemli ama her şey değil. Çünkü istatistik o maça kadar bize tabii. Bir done verir. Öyle. Düdük çaldığında biliyorsun beklenmedik çok olaylar karşılanıyor. Oradaki o beklenmedik durumlarda verecek reaksiyonlar önemlidir. Ama Fred derbide yokken, ne olacak? Fenerbahçe zorlanıyor. Derbide ne oluyor Fred olmadığı zaman diye bir istatistik yok. Yani. Çünkü derbi çok özel bir şey. Şimdi onu göreceğiz. Şimdi bu maçta en kritik maçta onu göreceğiz. Fred eksikliği önemli mi? Önemli. Ama ne derbi. Olursa olsun maç sonucuna göre Fred vardı, Fred yoktu. O yüzden biz yendik, yenildik olayını da bir oyuncu yıkmaması lazım Fenerbahçe'nin. Çünkü doğru. Kadro geniş. Fred'in yerine büyük ihtimalle Crespo oynayacak. Derbide de Crespo oynadı baktığında. Hı-hı. İyi de oynadı. Tabii ki çok önemli. Uh-huh. Mesela ben bütün takımlarda hiç eksik olmasın, hepsi formda gelsin de hiçbir mazeretleri olmasını düşünen bir insanım. Uh-huh. Yani hakikaten ne kazansın sahanın içinde. Doğru. Evet, Galatasaray'ın dinamosu Torreira. Evet öyle. Gerçekten çok önemli bir oyuncu Torreira Galatasaray için. Ligimiz için de hani değerli, izleme evet, keyfi evet. Veren bir oyuncu. Orta sahadaki en büyük gücü Torreira'nın oynadığı maçlarda fazla sorun yaşamıyor. Galatasaray. Uruguaylı futbolcunun oynadığı 23 maçta Cimbom 16 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 4 kez de yenilgi yüzü gördü. Yenildi yani. Peki. Vallahi
Diğer tarafta nasıl Fred çok önemliyse Torreira da Galatasaray için orta sahada olmazsa olmazlardan biri. Çünkü o hep oynuyor, yanındaki oyuncu değişiyor. İşin defansif tarafı, yeri geldiğinde ofansa gitmesi, mücadelesiyle arkadaşların enerjisini de yükselten bir oyuncu. Omuriliğin, omurganın en önemli yerinde olan oyunculardan biri. Galatasaray taraftarı da ister istemez bu derbide güveneceği en önemli oyunculardan biri. Geçen seneki şampiyonlukta hatta biz sorduğumuzda Icardi mi Torreira mı? Torreira diyen de çok oldu yani. Ya böyle bir önemli oyuncu. Evet, Fenerbahçe Galatasaray maçın adı çok kuvvetli. Stad, Ülker Stadı saat 19'da maçın hakemi Arda Kardeşler. Güzel bir derbi bekliyoruz. Ben çok heyecanlıyım. Evet, evet. Çünkü şimdi teknik direktörlere de şu an zaman geçmiyor abi. Çünkü farkındalar. Bugüne kadar inanılmaz bir istatistik, inanılmaz puan topladık ama bir maç üzerinden de yargılanacağız diyorlar. Onun stresini yaşıyorlar. Ya şimdi onu söyleyecektim Nihat. Bak burada İsmail Hoca, Okan Hoca, tamam mı? Türkiye'nin el klasikosu işte Fenerbahçe Galatasaray adı çok büyük bir maç. Gerçekten çok başarılı iki takım var ortada. Ve iki başarılı teknik direktör var. Hiç kimse konuşmasın. Şu ana kadar evet. Aynen öyle. Ama 2'de 0 çeken. Heh, şimdi işte ondan sonra o kadar çok değişecek ki her değişiyor şey. Değişiyor abi. Şimdi değişecek tabii, birinden biri kazanacak ama bu iki teknik direktörün çok başarılı iki teknik direktör olduğu gerçeğini değiştirmeyecek bu. Ve meseleye yaklaşırken biraz öyle bakmamız lazım. Evet. Bak işte mesela hani Beşiktaş'ta böyle bir resim yok mesela. Bizde... Kim teknik direktör Beşiktaş'ta ya? Abi bizde değişiyor abi. Şimdi onu geleceğiz konuşacağız şimdi. Nostelland maçına gelelim. 6-1'lik bir skor. O güne kadar da uçan Fenerbahçe ama İsmail Hoca çok eleştirildi. Bu şimdi derbi abi. Çünkü bak şampiyon o zaman olmasa o kadar, bile. O kadar göklere çıkarmayın. Yani. Çıkarıp sonra da oradan aşağı atmayın adamları yani. Vallahi bu adamlar bu konuda... kıymetli adamlar çünkü. Bak Türkiye'nin en iyi, en büyük derbisi diyorsun, El Clasico'su diyorsun. Başındaki teknik direktörler Okan Hoca ile İsmail Hoca bitti. Abi şöyle iki camiayı şöyle bir dışarıdan bakarak analiz ettiğimde iki teknik direktöre bakış açısını... Fenerbahçe iyi gittiğinde kadro iyi, İsmail Hoca'nın çok katkısı yok. Yenildiğinde İsmail Hoca kötü oluyor birden. Diğer tarafta Galatasaray'da bu kadar sert tepkiler olmuyor maç kaybettiğinde Okan Hoca'ya. Şimdi o yüzden 2'de 0'da çekse, Galatasaray... geçen seneki hani şampiyonluk kredisi var Okan Hoca'nın. Okan Hoca'yı yollama ihtimalleri yükselirini çok düşünemiyorum ama diğer tarafta 9 sene şampiyonluk yok. Bu sene uçan iyi bir kadro kurulmuş. İsmail Hoca hem Süper Kupa'yı hem de lig maçını kaybederse içeride, bir de geçen seneki iki maçı hatırlıyor Fenerbahçe taraftarlar. Bu maçı rövanş görüyor. Geçen sene iki maçta toplam 6 gol yedi Fenerbahçe. 3-0 yenildi. Fenerbahçe'de 2'de 0 çekmek İsmail Hoca'ya Okan Hoca'dan daha çok tepkiye döner gibime geliyor. Çünkü Galatasaray bu tür durumları daha iyi yönetiyor. Evet. Galatasaray hem veya hem oyuncularının... Gelenekleri gereği bilmiyorum. Evet. Bir şekilde daha iyi yönetiliyor. Ama hani çok yukarıya çıkarıyor Fenerbahçe teknik direktör. En iyisi. Sonra bir anda dediğim gibi oradan aşağı atılıyor. Evet. Öyle olunca da teknik direktör, o da insan sonuçta yani. Çünkü Fenerbahçe'deki sabır şeyi artık bitti. Evet. Haklılar abi. 9 sene şampiyonluk yok, 10. Biraz sezon. Biraz öyle herhalde. Çünkü şampiyonluk da bu maçtan geçiyor abi. Bak. Önemli. Çünkü diğer rakiplerle arasındaki önemli ama fark bitmiyor çok yani. Yani bitmiyor. Bitmiyor. Yani. Mesela ben sana şey bir soru sorayım gibi davranır. Sen hata. Ben sana bir soru sorayım. Oradaki cevabına arkadaşlar siz de hangisini tercih edersin? Lig maçını mı kazanmak istersin? Bak iki maçtan birini kazanacaksın. Kesin hani %100. Süper Kupa maçını mı kazanmak istersin? Lig maçını mı? Lig. Lig mi? Evet. Siz arkadaşlar ne istersiniz? Ben Süper Kupa'yı kazanmak neden isterim. Bir maç abi. Ligde çünkü daha çok maç var. Bir de ikinci maç alternatifim ama var. Işte ben o yüzden Süper Kupa'yı kazanırım. Kupa abi. Ben onu istiyorum. Ben hani kendi adıma söylemedim bunu. Neden biliyor musun? Çünkü bizdeki derbiler, özellikle Fenerbahçe, Galatasaray derbileri lig kazanmaktan daha önemli. Bak geçen sezon bunu yaşadık. Yani. Doğru. Hani gerçekten lig şampiyonluğundan daha önemli Fener'in Galatasaray'a veya Galatasaray'ın Fener'i yenmesi. Bak buna itiraz ediyorlar. Kimse itiraz etmesin. Bu böyle yaşanıyor. Tabii Türkiye'de. Şampiyon olmadı. Ben şampiyon olan rakibimi yendim diyor ikisinden biri. Orada okeyim ama
Süper Kupa maçı da öyle abi. Süper Kupa maçı da öyle. Kaybedersen yine ben kazandım diyecek finalde ve üzerine de kupa aldım diyecek. Evet. Ben o yüzden Süper Kupa'yı tercih ediyorum. Olabilir ama Türkiye'de derbilere çok değer veriliyor. Özellikle Fenerbahçe Galatasaray derbilerinde iki takım içinde, iki taraftar içinde geçerli bu. Aynı zamanda da sana puan getiren bir şey. Şampiyonluk yarışında da öne geçiyorsun. Yani benim şimdi bana diyebilirler abi ikisini de kazanmak istiyorum. Benim sorum o yok, değil. Yok hangisini? Birini söyleyeyim. Kesin kazandın tercih yap. Evet. Ben Süper Kupa diyorum. Peki. Daha konuşuruz derbiyi. Çok konuşacağız abi. Geçelim diğer sayfamıza. Avrupa Süper Ligi kaosunu konuşalım. Ya şu alt tarafı konuşmayı çok konuşacağız. Onu bayağı konuşacağız. Ne diyor? Avrupa Adalet Divanı UEFA ve FIFA'nın 2021'de Avrupa Süper Ligi'nin oluşumunu engelleyerek rekabet yasalarına aykırı hareket ettiğini duyurdu. Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un başını çektiği dev kulüpler yeni bir lig kuracaklarını açıklamış. Ancak FIFA ile UEFA'nın yaptırım baskısı sonucu proje rafa kaldırılmıştı ve mahkemeye gidildi. Avrupa Süper Ligi CEO'su Reinhard UEFA'nın tekeli bitti. Futbol artık özgür kaldı. Taraftarlara buradan duyuruyoruz. Avrupa Süper Ligi'nde tüm maçlar ücretsiz olacak gibi bir şey başlattı. UEFA ise Avrupa futbol piramidinin korunması için her şeyi yapacağız açıklamasını yaptı. Şimdi burada sanki bütün bu hani Avrupa'daki büyük takımlar birlikte hareket etmiş gibi görünüyor olsa da pek öyle değil. Ne sonrasında abi işte evet. Karşı çıkan kulüpler var, oldu. Evet. Şimdi biz o zaman yorum yaptığımızda ben bu demek görüşü çok desteklemedim. UEFA hiç şey yapmıyor bu konuda. Demek ki yapıyormuş. Bak karşı çıkan kulüpler oldu birden. Yani bu böyle değildi çünkü durum. Evet bu kadar değildi abi. Şimdi bayağı karşı çıkan kulüpler oldu. Hatta bizim takımların da isimleri var. Beşiktaş'ın, Fener'in, Galatasaray'ın, diğer takımlar. Şimdi öncelikle böyle bir lig korunacaksa o ligi kuracak işte başkanına, yönetim kuruluna şöyle bir tavsiyem var. Adı Süper Lig ya abi. Eğer o ligde kaos olmasını istemiyorlarsa, hakem hatası olmasını istemiyorlarsa, çok böyle maçlarda futbol konuşulsun, goller konuşulsun, insanlar futboldan keyif alsın istiyorlarsa, bizim ülkedeki başkan yöneticiler, hani bu federasyon dahil, kulüp başkanları dahil, bizim ülkedeki insanlarla istişare etmeleri lazım. Çünkü bizim ligin de adı Süper Lig ya abi. Onlara biz bir örnek oluşturduk ismimizle. Hani kaossuz bir lig istiyorlarsa gelsin. Ne yapılıyor anlatalım. Tabii abi hani. Nasıl marka evet. Değeri artar çok, bu ligin? Çok kara, haklısın. Nasıl hakem konuşulmaz? Sahanın içinde hakem yumruklanmaz. Bir takım sahadan takımını nasıl çekmez? İnsanlar daha çok nasıl izler diye bizimkilerle istişare etsinler abi. Doğru dürüst bir şey yapmak istiyorlarsa bize soracaklar kardeşim. Evet abi. Çünkü ismi Süper Lig. Avrupa Süper Ligi, Türkiye Süper Ligi. Hani bir bence bizimkiler bir yardımcı olsun abi bu konuda kurulursa. Anlayan anlar. Burada bir dur bakalım bir kavgalar çıkacak. Bekleyelim çok biraz. Şey diyor mesela taraftarlar işte İngiltere'de özellikle zombi ligi diyorlar şeye Avrupa Süper Ligi'ne. Hani bu zombi liginin kurulmasını engelleyin kardeşim. İngiltere'de bir öyle bir karşı çıkış var. Biraz inatlaşma var abi. Yani UEFA başkanı güzel oldu bu diyor. Yani adalet sağlansın hoş bir şey diyor. Biz ama diyor ligimizi kollarız diyor. Abi çok kollar. Böyle hani var ya onun kendi deyimleriyle cool bir açıklama yaptı. Abi takımların çoğunun desteğini alamazsan bunu kurmak kolay değil abi. Bunun öyle görünüyor da olur. Çok büyük dezavantajları da olur. Evet, abi. Farklılıklar olmuş. Doğru. Sen şimdi Real Madrid o ligde oynadın, ligine döndün. İspanya Futbol Federasyonu senin orada oynamana karşı ben UEFA FIFA'ya bağlayayım. Hakemler varından şeyine ne yapacak sana ligde mesela? Tabii. En basiti. Aynen öyle. Yani avantajı da olur, dezavantajı. Böyle bir şey zor gözüküyor. Hele bu kadar takım karşı çıkarken. Çıkarsa evet. Hani hep birlikte evet. Böyle bir şey olsaydı dediğin doğru. Demek ki seferin çalışmış başka. Ama şöyle bir şey var. Bu da ufaktan UEFA FIFA'ya bir mesaj. Her sizin dediğiniz olmayacak. Bizimle de istişare edeceğiniz bazı konulardayı da alıyorum vardı. Ben. Hafif evet. Bir tehdit. Peki. Çalınbay basın toplantısı düzenledi Rıza Hoca ve olay yaratan sözler. Gerçekten de bence de olay yaratan sözler olarak açıklanabilir bunlar. Evet. Çünkü bayağı şikayetçi Rıza Hoca. Diyor ki
Alanya Spor ilgisi sonrası Samet abi ve Feyyaz tesise geleceğini söyledi. Onlar gelmedi. 3 yönetici geldi. Gece 1'de istifa olmaz, görevden alma olmaz, sabaha bırakalım dedim. Kabul etmediler. Apar topar Rıza'yı gönderdik, açıklaması yaptılar. Geçen hafta Lugano maçına giderken avukatıma iki başlığına imza atmazsanız sözleşmeyi feshedeceğiz diye kağıt gönderdiler. Bunu kimseye söylemedim. Çok üzüldüm. Samet abi ve Feyyaz'a güvenip 18 Aralık'ta biten sözleşmemi 2 maç uzattım. Sonuçta yarı yolda bırakıldım. Samet abi biz 5 oyuncuyu kadro dışı bıraktık dedi. Biz diyor ben yokum yani demiş. Evet. Başta Hasan Arat'la sadece futbolcularla tanışma toplantısında görüştük başkanla. O görüşmede merhaba olarak gerçekleşti. Yani sadece bir merhabalaştık. Onun dışında bir görüşmemiz olmadı diyor. Evet, bunların hiçbiri doğru değil. Yani hakikaten biz bunu uygun gördük. Rıza Hoca'ya bunu diyemezsiniz. Yanlış bu. Evet. Yani belli ki Rıza Hoca'yı gözden çıkarmışsınız eğer böyle bir şey yapılıyorsa. Sayın Başkan, ne olursa olsun benim yönetim şeklim böyle, ben yönetirim ama futbolu yönetenler başka şeyle ve Rıza Hoca'yla görüşür. Seçim öncesi öyle değildi. Birdenbire neden öyle oldu onu da bilmiyorum. Hani Rıza Hoca'yla devam. Yani Rıza Hoca'yla görüşmemesi bu şekilde açıklanabilir bir şey değil. Rıza Hoca'dan bahsediyoruz evet. Çünkü. Dolayısıyla bence o da bir Rıza Hoca'nın gözden çıkarıldığı, istenmediği anlamına geldiğini düşünüyorum. Gece 3 yönetici gelip istifa et demesi gecenin 01'inde, evet o da istenmediği anlamına geliyor zaten, istifa et diyorlar. Niye bütün bunlara tahammül ettin Rıza Hoca sen de? Abi. Şimdi şunu, yani hep beraber bir araya gel, bak şeyden başlayan Ahmet Nur Çebi, Sayın Çebi'den. Başkanlığı tartışılır, tartışma iyidir, kötüdürden bağımsız bir şey söylüyorum. Sadece Burak'la 2 ay devam edeceğiz, yeni başkan gel. Yani küsmüş, bırakmış, Beşiktaş'a küsemezsin. Küsemezsin. Başıboş bırakmak. Ya Burak Hoca'ya da yazık, Beşiktaş'a da yazık. Ve oradan başlayan süreci bir türlü toparlayamadılar. Her şey doğruydu. Gitmesi istendi, gitti. Başkan, teknik direktör kötü gidiyordu, istifa etti Şenol Hoca. Tamam, hepsi doğru. Ama ondan sonraki süreci de yönetecek kişi Ahmet Nur Çebi'ydi, yönetmedi. Ya da yanlış yönetti. Çok kızgındı. Evet, olmaz. Kızamazsın, küsemezsin. Evet. Kızabilirsin ama küsemezsin. Evet. Rıza Hoca'yı getirdiler apar topar. Rıza Hoca şimdi hani kabul etmek zorunda. Rıza Hoca, Beşiktaş hani nasıl hayır diyebilir? Göndermesi doğru yanlış, onu da tartışmıyorum ama böyle gönderilmesini tartışırım. Göndermesi doğru, gönderiş şekli yanlış. Yanlış. Abi. Rıza Hoca'nın da orada kalmasını da ayrıca onu da eleştiriyorum. Yani bütün bunlar doğruysa. Ne kadar zor bitti. Konular biliyor musun? Nereden başlasak sıkıntılı. Ama hele şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Bir, Rıza Hoca ne olursa olsun ben gelirim dedi. Taşın altına elini koyarım dedi. Geldiği ilk günden beri çalım maydan olay yaratan sözler konusunda bu konuda istikrarlıydı. Her maç sonunda yapmış olduğu açıklamalar. Evet. Olay. Hele son maç, Alanya maçından sonra işi artık bireysel oyunculara kadar kötüydü. İndirdiğinde zaten ben gidiyorum, beni de yollayacaklar imajını o gün aldık ve de söyledik. Hı hı. Ve gece 01'de de 3 tane yönetici geliyor. Gelsin yönetici, bütün yöneticilere saygımız var ama bize futbolu, futbolun içinden gelenler yönetecek dediniz. Samet Hoca orada, Feyyaz abi orada ve teknik direktör Rıza. Bu üçlünün ben birbirlerine olan samimiyetini, arkadaşlığını, ya Samet Hoca Rıza'nın kaptanı, Rıza Hoca Feyyaz'ın kaptanı. Ben şunu beklerdim. 0-1 yollayın zaten, bak yollamakta haklılar. Evet. Çünkü bu iş Beşiktaş efsanesi. Tamam. Bizde doğdu büyüdü değil. Bu iş sahanın içinde başarıya bakar. Rıza Hoca başarılı olamadı. Kadroyu kendi kurmadı. Evet, onun öyle tarafları ama geldiysen belli bir süreç geçtikten sonra sen ne fark yarattın üzerinden eleştirilirsin. Hiç itirazı yok. Ve ben de eleştirildim. Hiçbir katkısı olmadı Rıza Hoca'nın. Evet. Hep mazeret üretti. Ama Samet abiyi, Feyyaz abiyi, Rıza Hoca'yla olan ilişkilerini bildiğimde o 01'de tesise diğer üç yönetici değil, Samet abiyle Feyyaz abinin gidip beraber bir şekilde bir açıklama ve onların ona sunmasını beklerdim. Rıza Hoca'nın kırgınlığı bu. %100 katılıyorum. Arkadaşlık önemli, profesyonellik de önemli ama bu bahsettiğimiz üç insan Beşiktaş dediğinde sayılacak insanlar birbiriyle yol ayırırken bile bir araya gelemiyorsa bu bende sıkıntıdır.
Rıza Hoca buradan saygısızlık almasına okeyim. Bence yanlış yapıldı. Bu işler bu kadar zor olmamalı. Ha, çok arkadaşız ya. Söylerken üzülürdük mü düşündüler. Bak o tarafı da bir dinleyelim. Neden Rıza Hoca'ya da, onlar gitmedi? O da profesyonelliğe sığmaz. Olmaz. Profesyonel davranacaksın. Başarısız. Hı-hı. Rıza Hoca biz burada her şeyi yaptık. Dolu kupa var müzede. Bak dolaşsak say say bitirmeyiz. Ama biz yeni geldik. Sen bizden önce geldin. Taraftar sana okey dedi o an. Ama ligdeki sonuçlar futbol kaos devam ediyor. Yollarımızı evet. ayırmak zorundayız. Beşiktaş'ın hayrına. Evet, bu ama sen söyle. Bu profesyonelce değil. Sayın Başkan da profesyonellik adına kendisi görüşmeyip onları görüşmesini istiyorsa o zaman onları Sayın Başkan profesyonellik adına Samet Hoca'yı ve Feyyaz Hoca'yı cezalandırması lazım bu durumda. Yani şimdi normalde konuşması gereken o iki kişi değil mi abi? Evet. Rıza Hoca'ya gidip biz yönetim kurulu olarak şöyle bir karar aldık. Rıza Hoca yolları ayırıyoruz. Bence Rıza Hoca'nın derdi o. Ve Rıza Hoca'nın bir de söylediği şey işler kötü giderken ben okula eriştirirken bana hiç sahip çıkmadılar dedi mesela. Hiç sahip çıkmadılar. Abi sahanın içinde iyi futbol olmadı mı? Buruj'dan 5 yedin mi? Alanya'ya içeride 3 yedin mi? Sen Ankara Gücü deplasmanında saygı duyarım ama Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Bir puan aldığında puan puandır dersen. Fenerbahçe derbisinde 5. dakikada bir pozisyona girip sonrasında 7 yemekten kurtarırsan ya kimse bir teknik direktörü savunamaz. Bak ismi kim olursa olsun. Yanlış anlaşılmasın. Süleyman Seba teknik direktör olsun. Fenerbahçe'ye karşı bu oyunu oynasın. Kulüp Brugge'den 5 yesin. Yenmesi gereken maçta bir puan aldım desin. Süleyman Seba da eleştirilir hani. Evet ama şunu da söyleyebilirim. Ama uslup önemli ayrılırken uslup, mesela, adap önemlidir. Şu da uslup değil. Takımdan uzaklaştırılması gereken oyuncuların listesini belirliyorsun. Biz belirledik diyorsun teknik direktöre. Yok sayılmış o gün zaten. Senin burada geleceğin yok denilmiş. Rıza Hoca mesajı ne kadar aldı alamamış. Ben burada mesaj vermek yerine Samet Hoca'nın ve Feyyaz Hoca'nın veya Sayın Başkan'ın bence olması gereken oturup Rıza. Bunu senin şu anlattığın gibi anlattığında Rıza Hoca buna ne diyebilir ki? Zaten? Evet. İşte abi. Bir planı vardır belki söyler ikna eder edemez o ayrı konu. Ama Rıza Hoca'yla istişare edilmesi gereken bir mevzu bu. Abi Beşiktaş'taki Rıza Hoca'dan bahsediyoruz. Beşiktaş'taki çok fazla kendimizi önemsiyoruz bazen. Evet. Hep söylüyorum. Beşiktaş'taki son dönemlerdeki bu iletişim sorununa ne diyeceğiz abi ya? Niye iletişim kuramıyor Beşiktaş kendi arasında? Hı-hı. Hani yöneticiler hocayla iletişim Hı-hı. kuramıyor. Gördüğüm kadarıyla hoca futbolcuyla iletişim şu kuramıyor. Olmaz. Kursa çünkü bir şeyler değişiyor. Aynen öyle. Şu olmaz. Genel kurul öncesi seçim yarışında Rıza Hoca hocamızdır takımın başına dendi mi deme iki taraf birden. Dedi abi. Peki onu derken Rıza Hoca var senin içinde bittikten sonra profesyonel yönetim ben görüşmeyeceğim Samet görüşsün olur mu? Ya yani ben eleştiriyorum bilmiyorum. Ben doğru ayrılış mu? Şekline Hı-hı. üzüldüm Aynen. abi. Rıza Hoca'nın toplantısını dinledim. Rıza Hoca da Hı-hı. çok üzgün. Orada bile hep Beşiktaşlı'ndan bahsetti. Tabii. Bence çok da konuşmasına gerek yok. Kampanyanda kullandığı bir unsurla oturup kendin koy. Ve de anlaşılır. Tabii ki evet. olması gereken buydu belki. Hani belki Rıza Hoca dinlense bir proje verecekti bir şey. Bilmiyorum hani onlar olur. Ama o diyaloğun eksik kaldığını düşünüyorum. Abi ben. Şunu da fark ettin mi? Rıza Hoca burada bir şeyler düşünüyor. Ama dilinden çıkarken çok yanlış anlatıyor abi. Evet, hitapta o yüzden de kaybediyor. Hitapta abi. Problem. Ha buradaki düşünceyi dil tam derdini anlatmakta zorlanıyor. Tam anlatamıyor ama Beşiktaş teknik direktörü bu kadar mazeret üretmez. Bak tekrar söylüyorum. Aynen. İsmi ne olursa olsun, kariyeri ne olursa olsun. Bak Hı-hı. biraz önce de söyledim. Hani Allah rahmet eylesin Süleyman Seba da olsa başarısız olduğunda ki başkanken biliyorsun tribünlerde neler yaşadı Süleyman Seba. Abi başarısızlıkla kimse duramaz. İstediğin Tabii. kadar efsane ol. Ne olursan ol. Guardiola da gidecek City'den bir gün. Süleyman Seba olsaydı böyle mi yönetirdi bu süreci sence Rıza Hoca'ya? Ben abi sana da... Bak gelen başkan adayları Sayın evet. Başkan Hasan Arat'ta dahil evet. ne diyor? Süleyman Seba gelirinden geliyoruz. Sordum. Çok güzel. Ağızda güzel ama uygulamada şu an Rıza Hoca'nın gönderilme şekli Süleyman Seba yönetimine uyuyor mu? İşte onu sordum. Yani. Abi ben bilmiyorum ya. Ya da söylemeyin artık. Tabii. Başkanın ismini ağzına alıyorsanız
Onun yönettiği gibi yönetmeye çalışın kulübü. Bu konuşmamda ben şu an yöneticileri eleştiriyorum. Rıza Hoca'yı savunmuyorum. İki tarafta abicim hep beraber. Hep ki. Beraber. Aynen. İletişim sorunu. Aynen. Süleyman Seba gibi yöneteceğiz ama nerede? Sadece lafta kalıyor. Süleyman Seba gibi yönetilse Samet abi, Feyyaz abi gider ya da Sayın Başkan Hasan Arat o futbolcularla tanışma dışında bir gün Rıza Hoca'yla oturup hocam takımın içinde sensin ne oluyor bir anlat der diye düşünüyorum. Katılan katılır, katılmayan katılmaz. Aynen. Ama Beşiktaş böyle devam edemez. Artık bu kaosun bir bitmesi lazım ya. Yolu da açık olsun. Beşiktaş için hayırlısı olsun abi. Sonuçta kişiler her zaman gelir, doğru. Geçer. Kalıcı olan Beşiktaş. Hoca adayları var. Oradan iyi bir hoca, doğru bir hoca seçimi yapacaklardır herhalde. Futbolu bilen, iyi bir yönetim var Beşiktaş'ın. İletişim problemi olsa da, zaman zaman hata yapsalar da. Liste bayağı kuvvetli yani. Hangisi olursa olur bana sorarsan. Vallahi güzel isimler abi. Vallahi güzel evet. İsimler. Hani... Cannavaro abimiz karizma zaten. Cannavaro. Kike Setien abi Barcelona gördü. Villarreal çalıştırdı. Hani benim de tanıdığım. Van Nistelrooy herkes biliyor. He, şu an ne kadar tecrübesi var. Onu daha o da yeni başladı hani. Yani. Yok onu. Burada Sao Paulo ya Conte'ye kim ayır diyebilir gelse. Ama onun parasını nereden çıkaracaksın o da ayrı. Yani isimler yok. Çok iyi. İyi. Gerçekten. Hayırlısı olsun. Peki. Sayfayı değiştirelim. Futbol yanıyor. Hakem Umut Beyler'in geçen hafta Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklanmasından sonra salı gecesi İstanbulspor'da hakem tepki gösterip sahadan çekildi. Ne diyorsun? Abi evet. İşte beklenmedik olaylar yaşıyoruz. Düşün yumruk olayından sonra artık dedik bir yani bir milat olur, işler değişir. Daha bir hafta sonra İstanbulspor Başkanı takımı sahadan çekti. Bir pozisyon hatası. He bardak doldu diye. Sadece o pozisyon oldu diye çekmedi. Oradaki acı olan şey Simon Deli var. Hani yabancı bir oyuncunun başkanına yalvarması, başkanım devam etmek istiyoruz. Gündemiz abi. Çünkü sahadan çekilmek gündemiz. Ne demek ya? Ya ne demek ya bakar mısın? Yani mesela Daily Mail demiş ki önce hakemin yumruklanması sonra da sağdan çekilme. Bunun sonu nereye varacak? Hakikaten ya. Ne yapıyorsunuz diyor ya. Dünyada şey açarlar neyin abi. Işte, ne olacak? Bu nasıl olacak yani? Bundan sonra ne olacak? Bak merak ediyorlar biliyor musun? Daha biz hangi sürprizle karşılaşacağız Türkiye Süper Ligi'nde merak ediyorlar. Evet. Ben de merak ediyorum. İnanılmaz olaylar bitmiyor diyor Corriere dello Sport. The Sun diyor ki üzücü gecelere bir başka olay eklendi diyor. Bundan sonra ne olabilir abi? Bunlar olacak iş değil. Bilmiyorum daha ne olsun ya. Yani bir takımın sahadan çekilmesine varan hani oynamayın abi siz. Abi. Eğer buysa mevzu bak bir daha söylüyorum bunu daha önce de çok söyledim Nihat. Buysa durum yani hakemi dövmek gerekiyor. Sahadan çekmek gerekiyor. Bunları gerektiren gerçekten sebepler gerçekse doğruysa bu maçların, futbolun Türkiye'de oynanmaması lazım. Abi süresiz. Gerek yok ya. Süresiz oynamayacağız da dediler. Oynamayın o zaman. Süresiz oynamayacağız beceremiyoruz. Dediler. Beceremiyoruz zaten. Yapmayın, oynamayın. Süresiz abi. Oynanmama 72 saat sürdü evet. Abi. Çünkü neden? Kimseyle istişare etmeden çıktın. Yeter dedin. Kendi başına karar verdin. Peki ondan bir takım sonra dönüşler oldu. Vesaire. Hani bir türlü şimdi ne olacak mesela ben şu hakemin dövülmesi meselesindeyim hala. Evet. Yani hakemin değil, futbol unsurlarından herhangi birinin bir diğerine yumruk atması. Evet. Tamam mı? Hani hiç, oradaki hiç kimse masum değil. Durumun bu hale gelmesinden dolayı. Hiç kimse, o takımı sağdan çeken başkan da dahil. Ona yumruğu atan adam da dahil. O yumruğu yiyen hakem de dahil, ben de dahil, sen de dahil. Herkesin bir payı var. Tamam. Dolayısıyla biz bunu kabullenmezsek, reçeteyi doğru tespit etmezsek çözüm bulamayız. Edemiyoruz. Eğer en önemli mesele hakem meselesidir demeye devam edersek hakem meselesini de çözemeyiz. Abi dün toplantı yapıldı. Bak yok demiyorum hakem meselesi ama onu da çözemeyiz. Dün toplantı yapıldı abi. Sayın Bakan, Federasyon Başkanı, Kulüpler Birliği Başkanı çıktılar beraber açıklama yaptılar. Kısa sürdü. Hatta soru soralım mı dediler.
Sayın Ali Koç döndü, soru alacağız mı filan, o ara gidildi, soru yani, da alınmadı. O toplantıda ne konuşuldu, ne kararlar çıkacak, ben de bir merak konusu. Ben çok önemsemiyorum. O toplantıdaki resim en önemli olan şey. Çünkü hani bunlar bitecek, unutulacak, tekrar hani gene başa bir sonraki hakem yumruklanana kadar mesele yokmuş gibi devam edeceğiz. Bana öyle geliyor. Yani böyle bir ortamda şu an ülkenin futbolla ilgilenen belki %90'ı federasyon başkanı gitmeli diyor abi. Ve federasyon başkanı şu an halen orada mesela. Peki gitmesi... Hani biz bunu nasıl çözeceğiz? Şimdi mesela gitmesi nasıl bir çözümü getirecek? Ben onu da soruyorum. İsim değişikliği, sistem aynı, düzen aynıysa hiçbir çözüm getirmez. Getirmiyor abi. Getirmiyor ya zaten. Bak, hepimiz... Bak sadece... Şimdi Sayın Federasyon Başkanı... En çok neden tepki çekti Sayın Federasyon Başkanı? Çünkü... Herkesi bu dolaydan suçlayıp federasyonu, evet, insanlar da dedi ki sadece biz suçlu değiliz, evet, sen de suçlusun. Şimdi dolayısıyla ama ben de şunu bir psikolojik durum olduğunu ortaya koymaya çalışıyorum. Yani Sayın Federasyon Başkanı geldiğin günden beri hakem meselesini birinci meseleymiş gibi görerek her şeyi ona göre onu halletmeye çalıştı hep. Ama hakem meselesi Türkiye'de halledilebilecek bir mesele olduğunu düşünmüyorum. Yani. Halledemiyorlar, evet. Çünkü gerçek mesele o değil. Çünkü hakem meselesi bütün Türkiye'de o futbol dediğimiz büyük camianın tüm unsurlarının bütün sorunları halının altına süpürmek için kullandıkları en güzel alan. Tamam. Kulüpler asla vazgeçmeyecekler hakem meselesini gündemde tutmaktan. Çünkü başkanlar öyle kalabiliyor yönetimde. Ne bileyim başarısızlıklar öyle üstü kapatılabiliyor. Hakem meselesini gündeme getirip bunu tartışarak sonunda hakem dövmelere kadar, yumruklamalara kadar gidiyor. İnsan yumruklamalara, evet, kadar gidiyor. Tasvip etmeyiz. Maalesef yani olacak iş değil. Gerçekten de utanıyorum. Ve süresini gördükçe de tüylerim dik. Evet. Yani. Ve... Ama abi bak, dolayısıyla da yani bu işin çözümü sadece hakem meselesinin üzerine giderek olmaz ve sadece herkes kendini dışarıda tutarak olmaz. Hepimiz suçluyuz, bir araya gelelim, hataları birlikte, çok da zor değil ya, çok da abi, zor değil yani. Hakemler de o zaman şunu düşünsün, bir toplansınlar, bir bak bu yumruk olayında ne güzel, bak hepsi gitti hastaneye, helal olsun. Hemen bir birleştiler, gittiler, açıklama yaptılar. Güzel olay. Hemen birlik oldular. Şu konuda da birlik olsunlar. Ya bütün başkanlar, yöneticiler, futbolcular bak yenildiklerinde bizi mazeret gösteriyorlar. Hadi ya şu maçlarda kusursuz yönetim sergileyelim de bunların elinden bu kozu alalım desinler. Tabii. Bu kadar daha da üstüne hatalar yapıyorlar abi. Evet. Anlıyor musun? Vermeyin o kozu onlara. Hadi bakalım güzel maç yönet. Bir başkan çıksın desin ki hakemin şu pozisyonu yüzünden yenildik. Ya haklısın. Biz ya, de burada ama onu eleştirelim. Ha, şimdi biraz da şöyle düşünmek. Onlar da insan yani. Sonuçta onların da bir psikolojisi var. Anlatabiliyor muyum? Onlar da etkileniyor. Belki de öyle bir durum oluyor. Arda kardeşler şu maçlar yani, nasıl hazırlanıyor? Abi? Herkes hep bir karşı cephe belirlemeden. Evet. Anladın mı? Hepimiz... Aynı gemideyiz. Yani anlatabiliyor muyum? Empati yok bizde. İşte bunu yapmadan sorunu çözme ihtimali hiç yok. Sorunları sadece büyüteceğiz. Çünkü gerçek sorunlar üzerine gitmiyoruz ki. Evet. Sanal sorunlar yaratıyoruz işimize gelen ve onun etrafında dönüp duruyoruz. Meselelerimizi öyle çözmeye çalışıyoruz. Kesinlikle. Bir şey diyeceğim abi. Şu an Arda kardeşler maçın hakemi atandı. Şu an ne yapıyor abi? Ha? Ne yapıyordur? Nasıl hazırlanıyor maça? Ben onun yerinde olsam hani gözlükler çıktı ya abi takarım böyle. Bak telefonun T'si, arkadaşın arkadaşı, aile fertleri de dahil hani özel bir şey için konuşursun. Abi koy böyle fotoğraf, adadasın, uzanmışsın, güneşlenmişsin. Futbol dışı bir kolsa yani. Onu yapabilse ya, süper olur. Hani bunu anlatıyorum da yalandan anlatıyorum. Abi bu adamın şu anki psikolojisi nedir abi? Bu maça çıkmak kolay değil. Çok. Bu yaşanlardan sonra. He bu arada... Sevgili Halil Umut Meler, biz sana bu yapılan olayı tasvip etmedik. Kimse de etmedi. Ama sen de çıktın, hemen açıklamalar ve Emre Belözoğlu Hoca'ya resmen bana özür dilemedi dedin. Sonra o bir görüntüler gördük. Abi birbirlerine sarılıyorlar. Emre Hoca iki kere özür diledim diyor. Görüntülere baktığımda o sesi duymuyorum bu arada. Ne diyor, ne konuşuyor ama o sarılma şey ha orada darbeden dolayı o anlarımı unuttu. Hani hafif bir sorunum vardı, unuttum orayı da bilemem. Ama üzerine şimdi bak abi, özür dilemedi dediği teknik direktöre bak abi. İki dakika yanında
sarılmış şekilde gidiyorlar, istişare ediyorlar. E sen bunu söyledin, şimdi işi başka şeye evrildin. Bir nefes al sevgili Halil Hoca. Bir nefes al, bir rahatla, biraz futboldan uzaklaş. Hemen röportaj veriyor mu? Yanlış röportaj veriyor. Yine tepkileri arttırıyorsun, kaos ortamını. Şimdi ben burada Emre Hoca'yı savunmuyorum. Ama şu görüntüyü görüp bana özür dilemedi dediğin biri sana özür dilemiş. Ya, İsmi Emre, Mehmet ya, fark etmez. Haklısın çok ya, haklısın. Ya. Doğru söylüyorsun. Yani eğer orada bir yanlış bir açıklamaysa, haksızlık yaptıysa katılıyorum. Ama yumruk yedi adam sahada ya. Abi yani, yumruk yedi. Bak biz zaten onun yanında hani olduk. Gerçekten kolay iş değil yani o yumruğu. Evet yemek. İşte diyorum ki unuttu mu? Unutmadı mı? Hı. Ama söylediği şey bir itham. E karşı tarafta kanıtlıyor. Hı. Özür diledim diyor. Bu da bir enteresan. Ha bu arada bu Emre Hoca'nın şöyle şu el hareketini falan da biz gördük. Hı hı. O orada kalmış. Provoke etti dedi. Haklıdır, haksızdır. Tabii ki hiçbir teknik direktör böyle hedef göstermesin. Bak Emre benim Ümit Milli takımdan arkadaşım. Yanlışı ben savunmam. O hareket orada şey yapar insanlarda. Tabii, gerginlik yani. Yaratır. Ama gidin vurun dövdüğünü de çıkarmam oradan. Ama dedi ki provoke etti onun yüzünden oldu bu olaylar dedi. Halil Umut Meler. Ve yani benden o, özür dilemedi peki, dedi. Özür dilemedi dilemiş. De evet orada bir. Ama her türlü kaossuz ya. Biz kaossuz yaşayamayız. Ya artık. İşte, ama suyumuz abi. Şimdi kaossuz yaşayamayız kabul. Hani bizim sevgili var. Mehmet Demirkol'un sık sık da kaos futbolu der, o hep anlatır kaos futbolu. Ama işte o kaos sonunda böyle hakemi yumrukluyorlar, başkanlar maçtan takımı çekiyor falan. Bu noktaya gelmiyorsa, kaos bizi böyle yapıyorsa yapıyor. Ya kaostan kurtulacağız ya da oyunu oynamayacağız. Hak etmediğimiz bir şey bizim evet, bu durumda. Dünyaya bak, rezil oluyoruz. Bu futbol çok güzel bir şey. Evet. Ve biz hak etmiyoruz bunu. Dünyaya rezil oluyoruz. Avrupa'ya da rezil hı-hı oluyoruz. Evet ama onlarda da var hata. Onlarda da var hata. Olmaz onların ligde de neler oluyor. Hayır, o da ayrı. Işte, ama boş ver. O yapıyor diye bizde olmaz. Şunu da söyleyeyim. Bu hakeme taciz olayları sözlü veya fiziksel taciz olayı bütün dünyada var. Ama bizde artık peş peşe hani, geldi hani bizde. Şimdi başkan. Tabii başkanın yapması çok farklı yani, oldu. Hı-hı. Hani biz taraftarını i̇şte gördük, maç sonu sahaya inenler hı-hı gördük, oyuncunun itmesini gördük. Tabii. Hadi teknik direktörün de bir başkanın yumruk attığını görmedik hı-hı abi bugüne kadar. Bence o yüzden de zaten çok büyük olay oldu. Bir de peş peşe gelmesi çok böyle yani inanılmaz. Yani UEFA'nın da bu konuda bir şey yapması lazım. Bak açık söylüyorum. Evet abi. Vallahi yaptırımları olacak yani. Peki. Buruk. 2-3 günde her şey unutuldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk. Geçen hafta bir hakem yumruklandı. Ancak 2-3 gün sonra her şey normale döndü. İnsan olarak nasıl bu hale geldiğimizi sorgulamak gerek. Sosyal medyada kavgalar, birbirine saldırmalar başladı. Bu süre... Ülkede bir şey değişmiyor. Bizlerin bir şeyler yapması gerekiyor. Maalesef bu kaosu besleyenlerde reyting alıyor. Gerçekten çok üzücü. Bu reytingden kastı televizyon programlarından ve televizyon yorumcularından, medyadan bahsettiğini düşünmüyorum. Burak, genel bir reytingden bahsediyordur herhalde. Eğer o da medyadan bahsediyorsa burada büyük bir haksızlık var yani. En son burada konuşulacak ülke. Ha, medyanın... Hak edenler var ama bazıları, tarzları. Tabii canım, yatacak yeri yok. Bazıları, tarzları. O konu evet. O değil ama. Evet. Yani bak hepimiz, ben ne diyorum, benim de var sorumluluğum. Korona kabul yanında yaşı da yakmayın ama yani. Ama herkes yok. Bir tarafa yüklerseniz sorumluluğu gene çözülmez. Bu sorumlu hepimiz, Okan Hoca'nın da hatası var. Oraya girecek. Bak açıklamaya, şimdi Okan Hoca'yı hiç böyle bugüne kadar saha içi teknik direktörken yaptıkları konuşmaları hakemle ilgili bir kenara koy. Şunu oku abi. Evet ya, muhteşem açıklama deriz değil mi? Ne güzel bak. Hı hı. Artık bu ülkede bir şey değişsin diyor. 2-3 günde bu olayı hı hı unutmayalım diyor. Eyvallah, biz de dedik biraz önce. Bu kaosu besleyen reyting alıyor diyor. Gerçekten çok üzücü diyor. Bak çok güzel açıklamalar. Ben bu maçın skoruna göre maçtan sonra Okan Hoca'yı dinlemek istiyorum. Bravo. Hani, hadi bakalım. Şimdi çünkü bak biz ne diyoruz? Herkesin katkısı var. Okan Hoca senin de var. Bazen o... Bak, hepimizin bak ya. Beraber futbol oynadım hı-hı ettim ben de 2x2-4 şampiyonluğa giderken de söylediğim için yine de söylerim. Evet. Yüz yüze de gelsem söylerim. Evet. Okan Hocam sen de sahanın kenarında hakemlere karşı tavrında çok büyük yanlışlıklar, provokasyonları evet hep gördük hani senin aynen de. Senin de hani o konuda düzenmen gerekiyor. Hani şimdi bir Şampiyonlar Ligi maçında mikrofondan bir şeyler duyduk biz. Evet. Hani
Anlatabiliyor muyum? Sen de katkı sağlarsan Okan Hocam, senin katkın bir damla, diğer hocanın katkısı bir damla, sizin hatta 2-3 damla, evet, başkanların katkısı, federasyonu, bizler, ve bir çağa dönüşecek. Bu bardak bir çağa dönüşür, anca öyle düzelir. Aynen. Sen de katkıda çünkü, bulunmalısın çünkü hocam. Çünkü ben masumum diyen, ben masum değilim, yokum, en büyük suçludur. Evet abi. Çünkü o zaman sen çözümün değil, sorunun bir parçası olarak hayatına devam ediyorsun anlamına gelir. Bu şeye benziyor abi. Offside'i bozan ilk el kaldırandır abi. hayır offside yok. Sen bozdun sen. Bunu çok yaşadın. Tamam belli. Değil mi abi? hayır hocam offside. Ulan sen bozdun. ha Okan hocam baş demiyoruz ha. Buradan hemen keserler biliyorsun. İnanılmaz şeyler çıkıyor bizde. Teknoloji o kadar ilerledi ki abi artık. Buradan konuşurken dili bile değiştirip sanki başka bir şey konuşuyoruz, başka dil konuşuyoruz da yapıyorlar. Haftanın sözü Burak Elmas çıktı. Peki. Ben yönetim toplantısında Fatih Terim'i gönderme kararı aldık. Camiada büyük kıyamet koptu. Bana 2 hafta daha beklesen tribünler Terim'i gönderecekti dediler. Ancak Terim ondan daha genç olduğum için %100 bana çömez gözüyle bakmıştır. Şimdi sevgili başkan, bizim bildiğimiz dışarıdan net olmamakla beraber başkan olmandaki en önemli katkılardan birini sunan Fatih Terim. Evet. Değil mi abi? Tabii. Yanlış mıyız? Doğru. 1-2. Fatih Terim ligde o sezon başarısız mıydı? Başarısızdı. Ama Avrupa'da çok başarılıydı. Evet. 6 maçta doğru, yenilgisiz Galatasaray vardı. Bu açıklama Fatih Terim beni... Çömez gözüyle baktı. Ya bu ne hani üstünlük taslama işine dönmüş ki. Ya ben o kadar çömez değilim. Ben de tecrübeliyim. Hocayı ben yolladım diyor. Şimdi Fatih Hoca bunu okuduğunda sinirlenir. Ya ama şimdi bak Sayın Burak Elmas için bu çömez mevzunu başlatan kişi kim? Faruk Süren'di. Kim? Kendi şeyi değil mi? Kayınpederi. Kayınpederi. Faruk Süren. Ve yani kayınpederi olduğu için söylemiyorum ben bunu. Galatasaray'ın hani şeylerinden abiler var ya orada. Evet. Hani sözü geçen, hakikaten doğru, söylediği dinlenen, saygı duyulan Faruk Süren eski başkanlardan falan. Hani çok emeği olan ve sözü geçen bir adamdır. Ve dedi ki çok erken başkan oldu Burak Elmas dedi. Doğru öyle demiş. Öyle başladı zaten o süreç. Doğru hani demiş bu çömez meselesi öyle ortaya çıktı. Ama tabii, doğru demiş gözüken. Evet. Çünkü başkanlık süreci kısa sürdü biliyorsun. Hı-hı. Yani bir süre daha yöneticilik yapsaydı, sonra başkan olsaydı daha iyi olurdu dedi Sayın Süren. Sonra öyle bir çömezlik durumu konuşulmaya başlandı Sayın Burak Elmas'ın. Şimdi burada diyor ki abi Fatih ben katılmıyorum Terim'i, o çömez meselesine Fatih Terim'i gönderme kararı aldık. Camiada büyük kıyamet koptu. Hı hı. Bana 2 hafta daha bekleseler tribünler Terim'i gönderecekti. Fatih Terim ne ilk geldi ne ilk gitti. Zaten kaç kere geldi gitti. Evet. Kötü de olsa tribünde seven var, sevmeyen de var yani. Fatih Hoca böyle bir şey. Ama sen şimdi ya gerek var mıydı ya 8 tane şampiyonluğu olan bir teknik direktör, beraber bir yola çıkıp başkanlığı da kazanmanda katkıda olan bir teknik direktör. Tabii, tabii ki ligde başarısızdı. Başarısız olan herkes gider. Evet. Bak Fatih Hoca da gitti o dönem. Evet. Dünya Kulüpler Şampiyonası final maçında Eczacıbaşı Dynavit Vakıfbank'ı 3-2 mağlup etti ve tarihinde 3. kez bu kupanın sahibi oldu. Ya 2 tane Türk takımı voleybolda maç oynuyor. Biz aman, yumruk, o bu şu. Helal olsun size ya. Vallahi, vallahi billahi ya, helal olsun öyle ya. Ama bizde ne kadar gündem. Hani özür diliyoruz ya sizlerden. Hani bu evet, başarılarınız göz ardı ediliyor bu ülkede. Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndan bahsediyoruz abi. Ve 2 Türk takımı. Ve 2 tane Türk takımı oynuyor ya. Yemin ediyorum helal olsun size. Evet ya. Bizim ayıbımız ya. Biz işte başka olaylarla bizi yoruyorlar yani. Hem başarılı olalım. Özür dileriz değil mi? Hem Türkiye'nin yani, marka değeri artsın. Evet. Türkiye'nin marka değeri futbolda da artsın ama diğer sporlarda arttıranlar var. Gereken değeri de hiçbirimizde vermiyoruz bu arada. Yani futbolla yatıyoruz, futbolla maalesef kalkıyoruz. Sizce son 10 yılda Türk futbolunda damga vuran yerli oyuncu kimdir? 69 bin oy kullanılmış. Çok ciddi bir oran. Arda Turan %62 ile birinci olmuş. Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz %8'er oranında oy almışlar. Selçuk İnan %4 ve Volkan Demirel %18 oy almış. Abi oyların %18 yani almış. 70 bine yakın oy sonuca itiraz edecek değiliz. Değiliz. Ciddi yani, bir oran şey çünkü rakam. Arda Turan'ın da İspanya'da, Atletico Madrid, Barcelona'da yaptıklarını kimse göz ardı edemez. Milli takımında kaptanlık yaptı, 100 küsur maç oynadı. Hı-hı. 2008'de beraberdik. Galatasaray'da yaptıkları Arda'nın kariyerine de
kimse başarısız oldu diyemez. Doğru. Peki. Hocalıkta yeni iyi anket, gidiyor şu an. Tebrik ederiz. Son maçta bir yenildi de. Doğru. Ama iyi gidiyor. İyi gidiyor. Sizce dünyanın en büyük kulübü hangisidir? Ben de cevabım. Hadi bakalım. Ama söylemem. Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Liverpool, Milan, Bayern Münih. Türk takımlarını dahil etmedik ki. Hani o ayrı bir kalemde işleriz onu diye düşündük. Türkiye'nin en büyük kulübü hangisidir? Abi ne açıdan baktığına göre değişecek bir... Değil mi? Soru cevap. Güzel, enteresan olur. Enteresan olur. Peki, dünyanın en büyük kulübünü sorduk. Real Madrid, Barcelona, United, Liverpool, Milan, Bayern Münih. Ankete katkılarınızı bekliyoruz. Bu da haftanın videosu. Arjantin'in efsane futbolcularından Riquelme. Boca Juniors yeni başkanı seçildi. Taraftarlarla bu başarısını kutluyor Riquelme. Villarreal'de beraberdik abi. Biraz iyi topçuydu be. Bir şey söyleyeyim mi sana? Tek başına maç alıyordu abi. Öyle çok mi? Çok büyük futbolcuydu. Villarreal'le beraber oynadık. Hatta o sezon İspanya La Liga'da ikinci olmuştuk. Uh-huh. Yalnız bizim o kadroda Riquelme, önde Diego Forlan, Nihat, Robert Pires, Santi Cazorla, Giuseppe Rossi. Yok Rossi, sağlam takım. Falan yani. Rekor kırdı. Çok seviliyor abi. Aha. Zaten biliyorsun Arjantin milli takımında da oynamış. Barcelona'ya gidip bekleneni veremeyen ama abi Boca Juniors'un başkan olmak da önemli bir şey yani. O abi gerçekten böyle bir şey. Biraz fanatikler biliyorsun. %65 oy almış. Rekor kırmış. İnanılmaz yani. Tebrik ediyoruz Riquelme'yi. Ya bir Boca Juniors dünyanın her yerinde bir ister istemez takip ediyorsun. River Plate, Boca. Tabii. Yani gerçekten tebrik edelim Riquelme'yi. Peki. Felicidades. Eski amigo. Dost. Bitti programımız. Haftaya derbinin sunduğu Natspor gazetede yeniden buluşmak umuduyla. Hoşçakalınız efendim.